Dortmund maçından sonra 13 tane sakat verdik hocam. Evet, orada da mesela o da çok tartışıldı. Evet. Nasıl oldu bu? Yani kondisyoner mi kötüydü? Yanlış bir antrenman mı? Ne oldu mesela? 13 sakat birden, yani çok zor. Şöyle anlatayım. Hafta sonu lig maçı oynuyoruz. İçeride galiba Malatya Spor'la mı oynadık bilmiyorum. İşte 3-0 kazandık. Çok rahat bir maçtı böyle, kimse. Yani çok rahat oynadığımız bir maçtı. İşte o maçın temposuna ve topun oyunda kaldığı süreye bakıyorsun. 3 gün sonra Dortmund maçına çıkıyorsun. O maçın temposuna ve topun oyunda kaldığı süreye bakıyorsun. Birbiriyle alakası yok. Ya en az 20 dakika fazla Şampiyonlar Ligi. Ve enteresandır, öyle hakemler var ki düdük çalmıyorlar maçta. Hiç düdük çalmıyor adam. 5-6 düdükle maçı bitiriyor. Devam diyor yani. Foul oluyor. Top senle, devam diyor. Hiçbir düdük çalmıyor ve bu oyunun temposunu yukarı çıkartıyor. Oyunu çok gidiş gelişli oynatmaya başlıyor oyun bu sefer hakem düdük çalmayınca ve takım o tempoya alışık olmadığı için o maçtan sonra olmasa bile 3 gün sonraki maçta patlaklar ortaya çıkıyor. Yani bunun kondisyonla, antrenmanla falan bir ilgisi yok. Bu eleştiri size yapıldı ama Şampiyonlar Ligi'nde siz daha öncesinde, hatta bizim programda da konuşurken dediniz ki oranın çok başka bir dünyası var. Evet, yani. Tempoyu yakalamak zorundayız yoksa evet, işimiz zor. Evet. Denildi ki Sergen Yalçın takıma o tempoyu yakalayabilmek için bir kondisyon yüklemesi yaptı. O kondisyon yüklemesinin sonucu olarak da 13 sakat. Hocam kim söylüyor bunları? Siz bunları okumuşsunuzdur o zaman, ama yazı düzenler. İşte demin onu anlatmaya çalıştım. Ya bunları kim anlatıyor? Mesela bunları nereden biliyorlar da bunları anlatıyorlar? Ben antrenmana daha kimsenin geldiğini görmedim yani. Bir basın mensubu, yorumcu veya dış antrenmana kimsenin geldiğini görmedim. Antrenmanlarımızı kimsenin seyrettiğini de görmedim. Haftada bir veya iki gün 15 dakika açıyoruz antrenmanları basına. Orada da zaten ısınma bölümü oluyor. Kimsenin bir şey görme ihtimali yok. Bu fikre nereden kapılıyorlar mesela? Oraları enteresan benim için. Şampiyonlar Ligi'ndeki benim en büyük hatam şuydu. Onu da söyleyeyim istersen. Takımıma güvendiğim için, bak takımıma güvendiğim için takımı kora kora oynattım. Oynayacağız dedim yani biz. Dortmund'la da oynayacağız, Ajax'ta da oynayacağız dedim. En büyük hatam buydu. Ben de başka bir oyun oynatabilirdim. Nasıl mesela? Liverpool Real Madrid finalini seyrettin mi? Tabii. Nasıldı maç? Mesela Real Madrid nasıl oynadı oyunun tamamında? Ne oynadı? Seyrettiysen bilirsin ne oynadı Real Madrid. Hayır mesela, yani ben sizin söylediğiniz şeyi anlamadım. Yani Şampiyonlar Ligi'nde bir iddiamız varmış gibi değil de daha dengeli bir oyun oynayıp bizim esas iddiamız, yani buradaki durumu kabul edip Türkiye Ligi'ne dönecek, hayır, bir... Hayır, bundan, hayır, bundan mı bahsediyorsunuz? Hayır, oyunsal taktikten bahsediyorum biraz. Şimdi ben takımıma güvendiğim için takımı oynattım. Önde bastım. Dortmund 37. dakikada ilk yaptığı atakta bize gol attı. Evet. İlk hataydı o. Ben önde bastım. Nasıl oynuyorsam kendi sahamda öyle oynayacağım dedim herkese. O... Ben onu ondan sonra düşündüğümde, kendi eleştirimizi yaptığımızda onu bir hata olarak gördüm. Neden hata olarak gördüm? Bizim işteki en kolay şey şudur. Bekletirim takımı. Bekletirim. 40 metrenin içine alırım bütün oyuncuları. Orada bekletirim. Kontrol oynarım. Bu en kolay iştir. Biz yıllarca bunu oynadık zaten. Anadolu'da çalışırken bu sistem çok, Anadolu takımlarıyla büyük takımlar oynarken görürsün zaten. Bekler ve kontrol oynarak. Bu çok zor bir sistem değil. O yüzden dedim sana Real Madrid Liverpool finalini seyrettim. Real Madrid ne oynadı? Birinci bölge savunma oynadı hocam. 90 dakika. 3 tane toplam 3 hata var mı? Ama ne oldu? Aldı. Kupayı aldı. Ne yaptı? Rakibin zaafından faydalanıp gol attı ve kupayı kazandı. Liverpool bütün maç boyunca tek kale oynadı. Bütün oyunu orada oynadı ama bu taraf kontradan bir golle maçı kazanmasını bildi. Bu da bir taktiktir. Bu da bir teknik direktörlük başarısıdır yani, bu arada. Yani bu da bir taktik anlayış. Öyle uygun görmüş, öyle oynatmış. Onu yargılayamazsın. Biz yargılamayı o kadar çok seviyoruz ki. Ya adam, her şeyi yargılıyoruz yani. İş ahlakımızı yargılıyoruz. İş disiplinimizi yargılıyoruz. Hoca sabah kaçta tesise geliyor, kaçta çıkıyor, onları yargılıyoruz. Biz artık İşin boyutunu aşmışız. Biz futbol olarak ortaya bir şey koymuyoruz ama maalesef konuşmada ve yargılamada bir numarayız yani. Her şeyi çok iyi biliyoruz. Her taraf teknik direktör dolu. Her taraf işi çok bilenlerle dolu. Her şeyi çok iyi biliyorlar ama sorduğun zaman işler kötü gittiği zaman ortada kimse yok. İşler iyi gittiği zaman herkes piyasada, kameralarda ama... Peki şunu yapmadınız. Mesela Şampiyonlar Ligi bir yolculuk, bir maçtan ibaret değil. 3 tane rakiple oynuyorsunuz ve evde ve deplasmanda oynuyorsunuz. Evet. Dortmund maçında bunu gördünüz. Evet. Burası bu kadar deyip o biraz önce bahsettiğiniz Real Madrid Liverpool maçında verdiğiniz, evet, örnek oyun biçimine niye dönmediniz? Döndük. İkinci maç döndük hocam. 15 tane sakat var zaten. 6 tane 18 yaşında oyuncuyla oynadık yani. Şimdi eleştirirken mesela oyunu eleştir. Benim teknik direktörlüğümü de eleştirebilirsin. Ben zaten çok büyük hocayım demiyorum ki. Tabii ki eleştirebilirsin. Oyunsal anlamda beni eleştirebilirsin. Ama antrenmanı eleştiremezsin. Neden eleştiremezsin?
Görmüyorsun. Neyi gördün sen eleştireceksin? Eleştiremezsin. Oyunu eleştirebilirsin, hamlelerimi eleştirebilirsin, çıkan kadroyu eleştirebilirsin. Oyunsal anlamda hiçbir şey vermiyor, takım hiçbir şey oynamıyor diyebilirsin. Bunlar çok normal bizim işte ama antrenmanı eleştiremezsin. Görmüyorsun çünkü. İş disiplinini eleştiremezsin, iş ahlakını eleştiremezsin. Görmüyorsun çünkü. Bilmediğin konularda konuşuyorsun. Hiçbir fikrin yok. Duyum aldım deyip de televizyonda konuşamazsın iş ahlakıyla, iş disipliniyle ilgili. Duyum aldım da olmaz. Lisbon muydu, yanılıyor muyum? Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta rakibin en büyük özelliği hava toplarında, yani duran toplarda, kornerlerden gol. Evet. Yanlış mı hatırlıyorum? Doğru. Siz doğru, ne olur düzeltin. Ya denildi ki o dönem, ya bu adamların en çok gol attığı şey bu, şablon bu. Evet. Duran toptan gol atıyorlar. Evet. Beşiktaş da oradan 2 tane 3 tane gol yedi. Evet. Buna hiç hazırlatmamış Sergen Yalçı dediler. Ne diyorsunuz? Peki Messi ile Ronaldo'nun attığı golleri biliyor musun? Onlara da önlem alabilirse onlar da hep aynı golleri atıyorlar. Niye onlara önlem almıyorlar Avrupa'da mesela? Alamıyorlar. Ama bu aynı şey mi? Yani aynı oyuncu, şimdi oyuncunun adı aklıma şimdi gelmedi. Duran topta size şöyle bir şey anlatayım. Şimdi biz adamların yaptığı organizasyonları biliyoruz zaten. Hı. Analiz ettik, takıma izlettik. Her türlü hazırlığımızı yaptık biz maçtan önce. Şimdi adam yan topu kesiyor, birisi çıkıp kafayı vurursa hocam buna önlem alamazsın. Çok nettir bu. Önlem almak değil. Hocam biz yıllarca gol attık, niye bize önlem almadılar? Hocam senin niye attığın golleri önlem almak mümkün değil. Hayır, frikik atıyoruz değil mi? Topu nereye atacağımız belli. Kaleci de biliyor. Seyreden de biliyor değil mi? Niye önlem almayacağım? Kaleci gidip orada dursun o zaman. Öyle önlem alması kolay. Hep diyoruz ya, niye önlem almadık? İşte ondan sonra analiz yapmadınız mı? He, analiz yapmadık biz. Biz şeyde tesiste bütün gün çay içiyoruz, kahve içiyoruz. Gelen giden misafirlerimiz oluyor işte. Onlarla sohbet ediyoruz, yemek yiyoruz. Yürüyüş yapıyoruz orada. Orası bizim eğlence yerimiz. Ama bu nereden çıkıyor biliyorsunuz değil mi? Pandemide size bir telefon, yayına telefonla bağlandınız evet. Siz. Size takımla ilgili bir soru soruldu oyuncularla evet. ilgili. Siz de dediniz ki telefonla bağlanırken evet. bilmiyorum ki benim de haberim yok dediniz. Ya bu böyle çok sempatik duruyor. Biz sizi tanıdığımız için. Ama bir yandan da şunu sordurtuyor. Ya evet de oyuncularından bile haberi yok bu teknik direktörün dedirtiyor yani. Belki de öyledir. Nasıl? Bilemezsin yani. Şimdi bazen bizim işte eğlence boyutu da var. Yani bazen makara yapıyoruz, eğleniyoruz. Yani televizyonda o gün çok eğlenceli evrenler vardı biliyorum. Ben de onlara bağlandım. Hmm. Çok güzel bir espri yaptım. Çok güldük hatta olaydan sonra. Ciddiye almak istersen alırsın. O seni bağlayan bir durum. Ya biz almıyoruz. Ya sen alıyorsan alabilirsin yani. O bölüm seni ilgilendiriyor. Beni çok ilgilendirmiyor. Biz işimizi yapıyoruz. Hatta bugün programda ben sana şunu söyleyecektim. Programa bir tane hashtag açın. Emek diye. Bizim programın hashtag'i emek olsun. Emek vermek. Bugün biraz şeyi anlatacağım. Ekibimle ilgili bilgi vereceğim biz. Ekibimle ilgili pandemi döneminde neler yaptığımızla ilgili. Ekibin nasıl çalıştığıyla ilgili. Ben kusura bakma da antrenmana drone getirip antrenmanı çekip basına servis etmiyorum. Sahanın ortasına televizyon koymuyorum, dekor yapmıyorum. Onu basına televizyona servis etmiyoruz. Bizim öyle bir çalışma sistemimiz yok. Biz işin dekor kısmında değiliz, iş tarafındayız. Biz iş yapıyoruz, çalışıyoruz biz yani. Bizim bir işimiz var ve bunu da dışarıdaki insanlara göstermek zorunda değiliz. Biz çünkü önemli bir görevdeyiz ve özel bir iş yapıyoruz. Ve işimize bağlı olmamız gerekiyor bizim. Biz bunu dışarıya anlatmak zorunda değiliz. Öyle değil mi? Çok bunlar önemli şeyler mi? Bunlar algıdır. Algıyı yaparsın. Sana ne kadar katkısı olur bilemem. Ben yapmıyorum. Benim hoşuma gitmiyor algı yapmak. Benim reklam yapmak çok hoşuma gitmiyor. İş yapmak daha çok hoşuma gidiyor.